Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Artık maayoz bölünmeye geçtik. Maayoz bölümünün özelliklerine ve evrelerine bakacağız bu dersimizde. Öncelikle şunu söyleyeyim. Maayoz bölümünün genel özelliklerini verdikten sonra tekrardan bir interfaz evresi işlemeyeceğim arkadaşlar. Zaten interfaz evresini en baş kısımda hani mitozdan önce de verdiğim için her ikisi için de ortaktır interfaz evresi. Bu yüzden tekrardan anlatmayacağım. Şimdi gelelim. Maayoz bölünmenin ilk önce genel özelliklerinden bahsedelim. Nedir bu genel özellikler? Arkadaşlar, maayoz bölünme üreme ana hücrelerinde görülür. Vücut hücrelerinde görülmez. Öncelikle bunu yazalım. Üreme ana hücrelerinde görülür. Üreme ana hücrelerinde görülür. Arkadaşlar, maayoz bölünmede kromozom sayısı yarıya düşer. Kromozom sayısı yarıya düşer. Mitoz bölünme insanda yaşam boyunca devam ederken maayoz bölünme sadece üreme döneminde devam eder arkadaşlar. Üreme dönemi boyunca devam eder. Üreme dönemi boyunca devam eder. Daha sonra bir diğer özelliğimize baktığımızda üreme ana hücrelerinde görülür dedik. Kromozom sayısına bakalım. Arkadaşlar 2N, 4N gibi 2'nin katları şeklinde kromozoma sahip canlılarda görülür. 2N, 4N gibi kromozoma sahip canlılarda görülür. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü kromozom sayısı yarıya düşeceği için mesela 3N kromozomlu bir canlıyı düşünün. 1,5 1,5 diye kromozom ayrılamaz, değil mi? Bu yüzden de 2N 4N gibi kromozoma sahip 2'nin katları şeklinde kromozoma sahip canlılarda görülür arkadaşlar. Bir diğer özelliğimize geldiğimizde bölünme sonucunda birbirinden farklı 4 tane hücre oluşur arkadaşlar. Bölünme sonucu birbirinden farklı dört hücre oluşur. Kalıtsal çeşitlilik sağlanır. Neden? Çünkü bazı olaylar var maayoz bölünmede gerçekleşen. Bu özelliklerden dolayı arkadaşlar kalıtsal çeşitlilik sağlanıyor. O zaman yazalım onu da. Kalıtsal çeşitlilik sağlanır. Peki bu kalıtsal çeşitlilikleri neler sağlıyor? Arkadaşlar kalıtsal çeşitliliği birincisi crossing over. İkincisi de homolog kromozomların rastgele ayrılması. Çeşitliliği sağlar. Yani iki olay sayesinde çeşitlilik yani varyasyonlar görülüyor arkadaşlar. Bir diğer özelliğimize geldiğimiz zaman eşeğili üremenin temelini oluşturur. Daha sonra gelelim başka özelliklerimize. Arkadaşlar ayrıca bakın crossing over homolog kromozom gibi tabirler görüldüğü gibi tetrat, sinapsis, kiyazma gibi kavramları da göreceğiz. Tetrat, sinapsis, kiyazma gibi olaylar görülür. Mitoz bölünmede bir çekirdek, bir sitoplazma bölünmesi varken maayoz bölünmede iki çekirdek, iki sitoplazma bölünmesi vardır arkadaşlar. İki çekirdek yani iki kere karyokinez, iki kere de sitokinez görülüyor. İki sitoplazma bölünmesi görülür. Evet, şimdi maayozla ilgili genel özelliklerimiz bunlar. Şimdi gelelim maayozun evrelerine. Arkadaşlar, maayoz bölünmenin evreleri mitozdan farklılık gösteriyor. Neden? Çünkü maayozda iki kere bölünme gerçekleşiyor. Yani iki çekirdek, iki sitoplazma dedik ki iki kere bölünme görünüyor. Şöyle maayoz diyelim. Bakın maayoz. Maayozu biz şöyle üç evrede işleyeceğiz. İnterfaz. Dediğim gibi interfazı
bahsettiğim için, ayrıca bir video çektiğim için tekrardan anlatmayacağım. Şöyle bir tekrar edeyim. 3 halt evreden oluşuyordu interfaz. G1, S ve G2 evreleri. Bu evrelerde sentez olayları gerçekleşiyordu. Özellikle S evresi önemli çünkü DNA'nın eşlenmesi bu evrede gerçekleşiyor. Ayrıca sentrozom eşlenmesi hayvan hücreleri için bu evrede gerçekleşiyor arkadaşlar. S evresini geçirmiş olan bir hücre kesinlikle bölünür. Çünkü DNA kendini eşliyor. Bu yüzden de bölünme emrini vermiş olur. İnterfaz evresi bu şekilde. Daha sonra meiyoz 1 evresi gerçekleşir. Sonra da arkadaşlar meiyoz 2 evresi gerçekleşir. Şimdi meiyoz 1 ve meiyoz 2 evreleri de yine kendi aralarında ayrılacak. Hemen onları da ayıralım. Arkadaşlar meiyoz 1 evresi kendi arasında karyokinez 1, karyokinez 1, sitokinez 1. Sitokinez 1. Daha sonra karyokinez de yine kendi arasında ayrılacak. Bu da arkadaşlar hemen yazıyorum. Profaz 1, metafaz, anafaz ve telofaz 1. Anafaz 1, telofaz 1. Telofaz 1. Mayoz 2'ye geldiğimiz zaman zaten sitokinez kendi arasında ayrılmıyordu. Mayoz 2'ye geldiğimiz zaman arkadaşlar bu da yine karyokinez 2, karyokinez 2, sitokinez 2. Sitokinez 2. Karyokinez de yine kendi arasında ayrılacak. Profaz 2, metafaz 2 gibi. Onları da yazayım. Profaz 2, metafaz 2, anafaz 2 ve telofaz 2. Telofaz 2. Bu arada profaz 1 evresinde alt evreler var. Bunlardan da bahsedeceğim. Burada yazmadım ama profazı anlatırken geçeceğiz arkadaşlar üzerine. Evet, şimdi gelelim evrelerimize başlayalım isterseniz. İnterfazı dediğim gibi zaten bahsetmiyorum. Direkt mayoz 1 yazalım. Şöyle mayoz 1 diyelim arkadaşlar. Mayoz 1'in de hemen alt evresi karyokinez 1. Karyokinez 1. Arkadaşlar dediğim gibi karyokinez 1 kendi içerisinde 4 tane evreye ayrılıyor. Diğer evreler gibi aynı. Profaz, metafaz, telofaz ve anafaz ve telofaz olarak. Şimdi yine bunlardan bir tanesini işleyeceğiz. Hangisi? Şöyle diyeceğiz. Profaz 1. Şöyle 1 diyorum. Profaz 1. Arkadaşlar profaz evresi mayoz bölünmenin en uzun süren evresidir. Peki burada neler gerçekleşiyor? Yine şekil olarak da anlatacağım arkadaşlar size. Şimdi burada aynı bir mitozun evreleri gibi arkadaşlar bazı özellikler burada gerçekleşiyor. Bunlardan ilk önce bahsedeyim. Bakın 2N eşittir 6 kromozomlu bir hücre için anlatıyorum. 2N eşittir 6 kromozom. Daha işimiz daha kolay olsun diye. Şimdi bakın yine hücremiz çekirdek zarı eriyerek kayboluyor arkadaşlar. Yine çekirdekçik, endoplazmik retikulum bunlar eriyerek kayboluyorlar. Daha sonra kromatin iplik kısalıp kalınlaşarak kromozom halini alıyor. Bu kromozomlar arkadaşlar anneden ve babadan gelen kromozomlar olarak biz homolog kromozom diyoruz bunlara. Bunlardan yarısı anneden gelir, yarısı da babadan. Babadan gelenleri yeşil renkle gösteriyorum. Anneden gelenleri de pembe renkle gösteriyorum arkadaşlar. Bunlara biz ne diyormuşuz? Homolog kromozom diyormuşuz. Hatta yazalım şöyle. Homolog kromozom. Homolog kromozom. Anneden ve babadan gelen aynı özellikler üzerine etki eden kromozomlara biz homolog kromozom diyoruz. Şimdi bu kromozomlar belirgin hale geliyorlar. Peki bundan sonra ne olacak? Arkadaşlar profaz 1 evresinde hala olaylar devam ediyor. Şimdi ben buradan bir tane anneden gelen, bir tane de babadan gelen homolog kromozomları alayım. Bakın, şu anneden gelen kromozom, yeşil renkli olan da babadan gelen kromozom. Arkadaşlar bu kromozomlar
Şu şekilde bir araya geliyorlar. Bakın, bu kromozomların bir araya gelerek oluşturduğu yapıya biz tetrat diyoruz. Tetrat. Tetrat. Neden tetrat? Bakın, mono, di, tri, tetra. Tetra ne demek? 4 demek. Oluşan yapı 4 kromatitli bir yapı mı? Evet. İşte biz bu yapıya bu yüzden ne diyoruz? Tetrat diyoruz. 2 tane kromozomun, homolog kromozomun bir araya gelmesiyle oluşan yapıdır. Daha sonra bu tetratlar arkadaşlar bazı yerlerden birbirlerine sarılıyorlar. Yani birbirlerine temas ediyorlar. Temas etmeleri olayına biz ne diyoruz? Yani sarmal yapı oluşturma olayına biz ne diyoruz? Sinapsis diyoruz. Hemen sinapsisi de göstereyim size. Bakın bu anneden gelen kromozomdu. Şu şekilde. Mesela babadan gelen kromozom bu şekilde böyle temas etmiş olsun. Bu temas olayına biz ne diyoruz arkadaşlar? Sinapsis diyoruz. Sarılma gibi düşünebilirsiniz. Sinapsis. Peki temas ettikleri yere ne diyeceğiz? Temas ettikleri yere de bakın şu temas yerlerine de sinapsis diyeceğiz. Yanlış yazdım, özür dilerim. Kiyazma diyeceğiz arkadaşlar. Kiyazma. Temas ettikleri yere de kiyazma diyoruz. Şimdi bunlar kiyazmadan temas ettiler. Daha sonra bunlar bu kiyazmadan kardeş olmayan kromatitler arasında bir parça değişimi yaptılar. Yani yeşil renkli olan kısım pembeye gitti. Pembe renkli olan da yeşile geldi. İşte biz bu olaya ne diyoruz arkadaşlar? Crossing-over olayı diyoruz. Hemen crossing-over olayını da gösterelim. Bakın şöyle pembe, bakın yeşile geldi, bağlandı. Şu şekilde yeşil de geldi, pembeye bağlandı. İşte buradaki olayımıza da ne diyoruz biz? Crossing over olayı diyoruz. Crossing over veya crossover olarak da söyleyebiliriz. Evet, profaz evresinde, profaz 1 evresinde gerçekleşenler bunlar arkadaşlar. Şimdi ben bunları size bu şekilde anlattım. Bir de detayına girelim. Dediğim gibi bunda 5-6 evre vardır. İlk önce bu söylediklerimi yazayım. Daha sonra da bu 5-6 evrede neler gerçekleşiyor ona bakalım. Şöyle yan tarafa yazıyorum arkadaşlar. Çekirdek zarı, erir. Çekirdekçik, ve ere kaybolur. Endoplazmik retikulum kaybolur. Daha sonra arkadaşlar burada göstermeyi unuttum. Bakın farklı bir renkle yine göstereyim. Sentrozomlardan iyi iplikler oluşmaya başlar. Yine hayvan hücresi için anlatıyorum. Bunlar da bizim sentrozomlarımız. Sentrozomlardan iyi iplikleri oluşmaya başlar. Sentrozomlardan iyi iplikleri oluşmaya başlar. Oluşmaya başlar dedik. Bir diğer özelliğimiz homolog kromozomlardan bahsedelim. Homolog kromozomlar arkadaşlar belirgin hale gelir. O zaman yazalım. Homolog kromozomlar belirgin hale gelir. Nasıl belirgin hale geliyor? Kromatin ipliği kısalıp kalınlaşıyor ve homolog kromozomlar ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu arada homolog kromozom terimini sadece mayoz bölünmede görürüz. Başka hiçbir bölünmede, yani mitoz bölünmede homolog kromozom terimi yoktur. Peki homolog kromozomlar belirgin hale geldi. Daha sonra bu homolog kromozomlar arkadaşlar, birbirleriyle sarılır. Buna ne denir? Sinapsis denir. Oluşan 4 kromatitli, 4 özellikle burada 4'ü belirtiyorum. 4 kromatitli yapıya tetrat denir. Gelelim bir diğer kavramımıza, kiyazmaya gelelim. Kardeş olmayan kromozomlar arasında ya da kromozomların birbirlerine temas ettikleri yere ne diyoruz? Kiyazma. Kiyazma denir.
Aralarında gen alışverişi yapılırsa bu olaya da ne diyoruz? Crossing over diyoruz. Crossing over denir. Arkadaşlar, crossing over her zaman gerçekleşmek zorunda değildir. Tamamen şansa bağlı bir olaydır. Genler arasındaki mesafe arttıkça crossing over olayı artar. Bunu da yazayım isterseniz. Genler arasındaki mesafe arttıkça crossing over ihtimali artar. İhtimali artar. Evet, şimdi biz kendi içerisinde 5 alt evreye ayırıyoruz arkadaşlar. 5 alt evreye ayrılır. Evreye ayrılır. Şimdi ben bunları şöyle yazayım. Şu şekilde yazalım. Bakın, birincisi leptoten dediğimiz bir evre. Leptoten. İkincisi arkadaşlar zigoten dediğimiz, bunlar yine sıralı. Zigoten dediğimiz bir evre. Daha sonra pakiten dediğimiz bir evremiz var. Pakiten. Sonra arkadaşlar diploten dediğimiz bir evremiz var. Diploten. Ve son olarak da diakinez dediğimiz bir evremiz var. Diakinez evresi. Şimdi bu evrelerde neler oluyor arkadaşlar? Teker teker bakalım. Bunlar leptoten evresinde arkadaşlar kromatinler belirli yerlerinden boncuk şekilde yığılma oluşturuyorlar. Hani hatırlıyor musunuz? Size DNA'yı anlatırken hani DNA'nın kıvrılmasından bahsettik. Kıvrılma sırasında dedi ki böyle boncuk boncuk yapılar oluşuyor. Histon proteinleri etrafını sarıyor. Bu boncuklu yapılara biz ne diyorduk? Kromomer diyorduk arkadaşlar. İşte bu kromomer dediğimiz şekil görülür burada. O zaman yazalım. Kromatinler belirli yerlerinden boncuk şekilde yığılma oluşturur. Boncuk şeklinde yığılma oluşturur. Biz bu yapılara ne diyoruz? Kromomer. Hatırlayın, anlattım size DNA'yı anlatırken arkadaşlar. Gelelim ikincisine, zigoten. Arkadaşlar zigoten homolog kromozomların oluştuğu evredir. Şimdi ben burada genel olarak yazdım. Şimdi alt evrelerini de ayrıca yazıyorum. Homolog kromozomlar oluşur. Kromozomlar oluşur bu evrede. Pakiten evresine geldiğimiz zaman arkadaşlar burada kiyazma ve crossing over gibi olaylar gözleniyor. Crossing over gözlenir. Diploten evresine geldiğimiz zaman diploten evresinde de kromatin iplik kromozom halini alıyor. Kromatin iplik kromozom halini alır. Son olarak diakinez evresine geldik. Arkadaşlar burada da kromozomlar iyi ipliklerine tutunuyor. Kromozomlar iyi ipliklerine tutunur. Ayrıca burada çekirdek zarı da kaybolur arkadaşlar. Çekirdek zarı kaybolur. Çekirdek zarının kaybolması lazım ki kromozomlar iyi ipliklerine tutunabilsin, değil mi? Evet, bu şekilde profaz bir evresini anlatmış olduk. Evet, gelelim bundan sonraki evremize arkadaşlar. 2 diyeceğiz. Metafaz 1. Şöyle yazalım. 2. Metafaz bir evresi. Şimdi homolog kromozomlar burada ne yapıyor? Burada merkeze diziliyorlar arkadaşlar. Metafaz bir evresinde. Metafaz evresi merkeze dizilme evresidir. Hani iyi iplikleri geliyor, tutunuyor bunların santromer bölgesinden. Santromer bölgesinden tutunarak arkadaşlar bunları merkeze diziyor. İşte biz bu evreye ne diyoruz? Metafaz bir evresi diyoruz. O zaman hücrenin nasıl bir görünüm aldığını göstereyim size. Bakın, hücremiz şöyle bir görünüm alır. Yine pembe ile yeşil kalemimi alıyorum. Anneden ve babadan gelenleri göstereceğiz çünkü. 3 tane, değil mi? Babadan gelen vardı. Yani farklı farklı şekillerde dizilebilirler ama ben bu şekilde gösteriyorum. Bakın.
Hani farklı dizilebilirler. O şekilde hücrenin ortasında o metafaz plağı dediğimiz plakta arkadaşlar böyle bir dizilme gerçekleşiyor. Diğer mikrotübüllerde ne oluyor? Aynı mitoz gibi. Bakın diğer mikrotübüller de birbirleriyle kaynaşıyorlar ve hücrede böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. O zaman yazalım. Homolog kromozomlar. Kromozomlar hücrenin ekvator düzlemine dizilir. Yani metafaz plağı dediğimiz plağa dizlenir. Ekvator düzlemine dizilir. Arkadaşlar homolog kromozomlar şimdi crossing over'dan sonra diziliyorlar tabii ki ama her zaman crossing over gerçekleşmek zorundadır diyemiyoruz. Ben burada gerçekleşmemiş gibi gösteriyorum. Çünkü ayrı ayrı kalemlerle çizmek zor olacak. Vaktimizi almasın. Bu şekilde gerçekleşmemiş gibi göstereyim. Ama normalde arkadaşlar gerçekleşme ihtimali de vardır. Burada kromozomların en net görüldüğü evredir arkadaşlar. Kromozomların en net görüldüğü evredir. Bu arada bu evrede şunu da unutmayalım. Karyotip çıkarılması arkadaşlar bu şekilde bu evrede gerçekleşiyor. Nedir karyotip? Kromozom haritası. Kromozom haritaları metafaz evresine bakılarak çıkarılır. Bunu da unutmayalım. Karyotip analizi burada yapılıyor. Evet, metafaz 1 evresi bittikten sonra hangi evremiz başlıyor? Anafaz 1 evresi başlıyor arkadaşlar. Şöyle 3 diyorum. Anafaz 1. Anafaz 1 evresinde de ne olacak? Bakın mikrotübüller yani şuradaki iyi iplikleri kısalacaklar ve sentromer bölgelerinden tuttuğu bu homolog kromozomları rastgele birbirinden ayıracaklar. O zaman şöyle bir durum gözlenir. Bakın şu şekilde rastgele ayrılıyorlar bunlar tamamen. Rastgele ayrıldıkları için bakın ben şöyle göstermek istiyorum. Diyelim ki şöyle bir ayrılma gerçekleşti. Bakın böyle bir ayrılma oldu. Ne oldu? Pembeler ortada birlikte gittiler. Yeşille pembe ayrıldı birbirinden. Yani annedeki kromatitlerle babadaki kromatitler birbirinden ayrı ayrı yerlere gidebilir arkadaşlar. Bunu göstermeye çalıştım. Bu sayede zaten çeşitlilik sağlanıyor. Evet, bunlar da iyi iplikleri. Zaten iyi iplikleri çektiği için ne oluyor? Zıt kutuplara doğru çekiliyorlar. O zaman şöyle diyelim. Yazalım. Bu evrede iyi iplikleri kısalıp kalınlaşarak homolog kromozomları rastgele birbirinden ayırır. İşte buradaki bakın rastgele ayrılma olayı yine mayozda çeşitliliği sağlayan olaylardan bir tanesidir arkadaşlar. Unutmayalım. Evet, rastgele ayrıldıktan sonra anafaz 1 evresinde şimdi geliyoruz telofaz 1 evresine. Şöyle 4 diyorum. 4 telofaz 1. Arkadaşlar telofaz 1 evresinde de ne gerçekleşecek? Hayvan hücresi için boğumlanma başlayacak. Yani hücrenin bakın görünümü şey hani oluk oluşuyordu ya mitoz bölünmede aynı mayoz bölünmede de oluk oluşuyor. Çekirdek zarı ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yine sentrozomlar iyi ipliklerini kaybediyor. Her zaman bakın çekirdekçik ve endoplazmik retikulum oluşmayabilir ama bazen oluşabilir de. Bunun sebebi zaten mayoz 2'yi de geçireceği için hani tekrardan oluşup kaybolmasına gerek yok. O yüzden oluşmayabilir. Şöyle bir görünüm gerçekleşiyor. Şu şekilde arkadaşlar. Böyle bir görünüm ortaya çıkıyor. O zaman yazalım. Hücre boğumlanmaya başlar diyelim. Hücre boğumlanmaya başlar. Çekirdek zarı oluşur. ER ve
Çekirdekçik oluşmak zorunda değildir. Oluşmak zorunda değildir. Evet, telofaz bir evresi de burada sonlanıyor. Gelelim artık son evremiz. Yani karyokinez bitti. Geliyoruz sitokinez 1 arkadaşlar. Sitokinez 1. Sitokinez 1 evresinde ne oluyor? Burada da sitoplazma bölünmesi gerçekleşerek iki tane hücremiz oluşuyor arkadaşlar. Yani şurada bakın. Şu şekilde iki tane hücremiz oluştu. Bunlar sentrozomlar. Çekirdek zarı tamamen oluştu artık. Ve kromozomlar da bu şekilde belirgin hale geldiler. Şöyle yazalım. Bunları göstereyim. Belirgin hale geldi. Ve kromozom sayısı yarıya düşer arkadaşlar. Oluşan hücre artık N eşittir 3 kromozomlu 2 tane hücre oluştu. O zaman şöyle diyelim. Kromozom sayısı yarıya düşer. Yarıya düşer. 2 hücre oluşur. 2 yeni hücre oluşur. Evet, bu şekilde sitokinez evresi de tamamlanır arkadaşlar. Videoyu burada bitirelim. İkinci videomuzda mayoz 2'yi ve mitozla mayozun karşılaştırmasını anlatayım arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.